Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çokum. Biliyorsunuz NFT ve Metaverse'ler hakkında videolar yapmaya devam ediyoruz. Daha önce size zaten iki defa OVR Metaverse hakkında video yapmıştım. Şimdi OVR'da bayağı bir gelişmeler oldu. Biliyorsunuz eskiden Ethereum blockchain'inde ve BSC blockchain'inde, yani BSC ağında OVR tokenleri ve OVR land'lerini alıp satabiliyorduk. Şimdi benim de sevindiğim çok güzel bir gelişme yapmışlar. Bunu Polygon ağına da taşımışlar. Biliyorsunuz zaten de size videoların en başından beri, NFT oluşturma videolarından beri size Polygon ağını kullanın. Gelecekte Polygon ağı daha da büyüyecek. Çünkü Ethereum'da gas fee'leri çok fazla ve BSC ağının yeterince hızlı olmadığından bahsediyordum. Büyük projeler yavaş yavaş Polygon ağına geçmeye devam ediyor. Şimdi size bu videoda OVR Metaverse'ünde olan gelişmelerden bahsedeceğim ve Polygon ağında nasıl OVR token ya da OVR land alıp satabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen yan döndüm, bilgisayara geçtim. Arkadaşlar bu garip açı için kusura bakmayın, şu anki imkanlarım böyle. Biliyorsunuz web sitesi ovr.ai, zaten daha önceden bahsetmiştik. Yeni web site tasarımı yapmışlar. Bunu açıkçası ben de sevdim. Zaten daha önceki videolarda size OVR app'i nasıl kullanılır, yani telefonunuza indiriyordunuz biliyorsunuz. Android ya da iOS. Bu app'le işte Treasure Hunt denen olay vardı. Bedava OVR token kazanabiliyordunuz. Ya da daha farklı odalara girerek Metaverse'leri deneyimleyebilip bedava NFT'ler kazanabiliyordunuz. Şimdi yeni sitesi de kısaca bir bakalım isterseniz. Dizaynına nasıl yapmışlar, neler yapıyorlarmış. Arkadaşlar birazcık aşağı indiğimde burada 807 bin tane OVR land'i satmışlar. Zaten bu OVR'ları biliyorsunuz arkadaşlar. Haritada siz de görüyorsunuz. Dünyayı altıgenlere bölmüşler ve parsel parsel insanlar bunları alıyor. Almakla kalmıyor arkadaşlar. Gerçek hayatı adapte edebiliyorlar telefonlarının kamerasını kullanarak. Daha sonra üstüne Metaverse'de işte gerekiyorsa Play to Earn oyun inşa edebiliyorsunuz. Gerekiyorsa bina yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz NFT'lerinizi sergileyebiliyorsunuz ya da daha farklı her aktiviteyi yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz OVR'da bazı land'ler, bazı parseller açık artırmayla çalışıyor. Onlardan bahsetmişler. OVR token spent diyor. Yani toplam 6 milyondan fazla. Yani neredeyse 7 milyon OVR token harcanmış. Ve benim en sevdiğim şey, bunlar sürekli token yakıyorlar arkadaşlar. Token yakmanın sebebi nedir bir projede? Çünkü enflasyonu engellemek istiyorlar. Yani fiyatının düşmesini engellemek istiyorlar. Evet, bu aralar Rusya ve Ukrayna arasında olan savaştan dolayı piyasa biraz aşağı indi. Ancak tutmayı başardılar. Dediğim gibi toplamda 2 milyon token yakmışlar. Ve biraz daha aşağı indiğimizde burada neden OVR land almalısınız diye bir bölüm var arkadaşlar. Buraları okuyabilirsiniz. Eğer İngilizceniz yetmiyorsa dediğim gibi sağ tıklayıp translate Türkçe deyip Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Ve benim en sevdiğim şey, biliyorsunuz arkadaşlar, size telefondan da göstermiştim. Telefondan karakter yapıyordunuz. İstiyorsanız kendiniz gözünüzü, ağzınızı, burnunuzu seçebiliyorsunuz. İstiyorsanız da kameranızla yüzünüzü okutup akıllı teknolojiyle bu otomatikmen size bir karakter oluşturuyordu. Ancak karakterler biraz garipti açıkçası. Vücudu büyüktü, kafası küçüktü vesaire. Onu yenilemişler. Gördüğünüz gibi bayağı bir gerçekçi olmuş. Ve arkadaşlar iOS ya da Android kullanmanız fark etmez. Burada Google Play'den ya da App Store'dan bu OVR isimli uygulamayı zaten indirebiliyorsunuz. Bence kesinlikle de indirin. Dediğim gibi Treasure Hunt yaparsınız. Hiç yoktan bedava OVR token vesaire kazanabiliyorsunuz. Ve biraz daha aşağı indiğimizde burada Building Blocks'lardan bahsetmişler. Burada dediğim gibi altıgen OVR land'ler alınıyor. Daha sonra burada land mapping diyor. Land mapping dediği de uygulamayı kullanıp arkadaşlar gerçek hayatla aldığınız toprağı adapte edebiliyorsunuz. Daha sonra OVR SDK denen bir şey var. Bu SDK'da eğer tasarımcıysanız, eğer yazılımcıysanız ya da eğer oyunlarla içli dışlıysanız arkadaşlar, bu aldığınız yerin içine Metaverse evreni kurabiliyorsunuz. İster bir stüdyo kurarsınız, arkadaşlarınızla iş görüşmelerini yaparsınız, isterseniz bir bina dikersiniz ya da her ne yapabilirsiniz. Buraya Start Building dedikten sonra size zaten iki seçenek veriyor arkadaşlar. Bu iki seçenekle işte Web Builder ya da Unity SDK, yani bunları kullanarak arkadaşlar dediğim gibi tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi arkadaşlar bu OVR Lab dedi, hani kendi karakterinizi yapabiliyorsunuz. Burada da zaten bakın 50 OVR kazanmış. İşte bu Treasure Hunt'tan dediğim gibi bunu kesinlikle yapın. Burada arkadaşlar tabii ki staking bölümü var. Staking'i de isterseniz yapabilirsiniz. Hani yıllık %33.9, yani yıllık %40'a kadar OVR token veriyor. Ancak ben bu staking işlerine artık fazla girmiyordum. Önceden çok girmeme rağmen. Çünkü bu tokenlerin fiyatı çok değiştiği için staking yapılıyorsa bence garanti tokenlerle, garanti coin'lerle ya da birebir olan mesela USDC, USDT ile
yapılması daha iyi diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar burada Coinbase'de, Crypto.com'da, CoinMarketCap'te, CoinGecko'da zaten bunlar listelenmiş. Buralarda ismi geçmiş ve bunlar da zaten partnerli. İstiyorsanız arkadaşlar yeniliklere geçelim. Burada Polygon Migration has started diyor. Yani Polygon ağına geçiş süreci başladı diyor. Şimdi bu Polygon ağına geçiyor da peki Ethereum ya da BSC ağında kalkıyor mu artık? Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. İstiyorsanız OVR tokenlerinizi ya da LAN'lerinizi Ethereum blockchain'inde, BSC blockchain'inde alıp satabiliyorsunuz ya da isterseniz Polygon'da alıp satabiliyorsunuz. Peki bu büyük projeler neden Polygon'a geçiyor yavaş yavaş? Çünkü dediğim gibi arkadaşlar Polygon hem hızlı hem de bedava denecek kadar ucuz. Yani 0.00 bilmem kaç matik istiyor. Hani bu da 0.10 dolardan, yani 10 centten daha ucuz bir miktar. OVR land'leri ya da OVR tokenlerini isterseniz migrate edebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar Polygon ağına transfer edebiliyorsunuz. Ve hatta arkadaşlar burada diyor ki 776 binden fazla OVR land Polygon ağında şu anda mint edilmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar bu OVR land'ler, yani bu altıgen metaverse kareleri arkadaşlar birer NFT'dir bunlar da. Bir çeşit NFT'dir. Hani bunlar da aynı NFT projelerinde olduğu gibi mintleniyor tabii ki. Ve benim en hoşuma giden şeylerden biri arkadaşlar bu OVR ayda bir, yani bu dördüncüsü olmuş zaten. Ayda bir arkadaşlar rastgele OVR land alan kişilere belli başlı hediyeler göndermeye başlıyor. Yani airdrop olarak. Zaten burada da diyor ki Şubat ayında diyor şanslı OVR alıcılarına diyor hediyeleri gönderildi diyor. Orada da transaction adresleri falan yazıyor. İsterseniz buna tıklayalım. Hani mesela adama burada 4500 dolar değerinde OVR token gönderilmiş. Dediğim gibi bunlar hediye olarak, airdrop olarak gönderiliyor. Zaten geçen biliyorsunuz Binance, elinde Binance tutanlara ApeCoin gönderildi arkadaşlar. Yani zamanında 0.8 Ethereum'a mint edenler, o zamanki parayla 230 dolar vesaireydi. Bir Bored Ape Yacht Club'dan bir NFT mint edenler. Aynı zamanda bir Mutant, bir de Canal NFT'lerine sahip oldu. Ve daha sonra elde ettikleri ApeCoin airdroplarından sonra hani 500 bin dolardan fazla para kazanmış oldular. Yani bir senede yapılabilecek en büyük yatırımdı. Hani açıkçası bunu ben de kaçırdım. Arkadaşlar diğer bir haberse new app release diyor. Yani bir aplikasyonun yenisi var, günceli var. Güncelini indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada OVR.ai'ye geldiğiniz zaman zaten hani burada download on the app store ya da get it on Google Play diyor. İsterseniz de telefonunuzdan direkt OVR yazdığınızda zaten aplikasyonu çıkıyor. Ve en son haberse arkadaşlar biliyorsunuz İbrahimovic'in kendi NFT projesi ortaya çıktı. Bunlar da OVR'la bir işbirliğine gittiler ve OVR Metaverse'ünde bunlar yayınlanıyor. Hani böyle ünlü kişilerin de projeleri yavaş yavaş bunlara gelmeye başlamışlar. Şimdi OVR token'i arkadaşlar burada Polygon Scan'e girdiğimde burada kontrat adresini görüyorsunuz. Hani buraya tıkladığınızda MetaMask'ınıza giriyorsunuz. Tabi MetaMask'ınızda Polygon ağınız açık olacak. Şurada tokenleri içe aktar bölümü var. Buraya bastığınızda ve buraya kontrat adresini yapıştırdığınızda, ben zaten ekledim. Hani sizde de OVR eklenmiş olacak. Peki buradan nasıl OVR alacağız? Şurada görüyorsunuz takas var. Takasa basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 10 matik değerinde ben OVR alacağım. Basıyorsunuz arkadaşlar. Burada devam et diyor. Daha sonra takası incele bölümüne basıyorsunuz. Anladım dedim arkadaşlar. Burada yaklaşık 9 tane OVR verecekmiş bize. Burada takas dediğiniz zaman arkadaşlar matikleriniz Polygon OVR'ına dönmüş oluyor. Yani arkadaşlar bu en kolay yoldu. İstiyorsanız da Buy OVR bölümüne basarsınız buradan. Dediğim gibi Ethereum ağındaki ya da BSC ağındaki OVR tokenlerinizi buraya transfer edersiniz. Ha bana kalsa ben öyle şeylerle uğraşmam arkadaşlar. Dediğim gibi MetaMask üzerinden bam bam direkt hallederim. Ve şimdi diyeceksiniz ki ya OVR Land'i nasıl alacağız? Burada Buy OVR Land bölümü var zaten. Buraya basıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada Polygon Network seçili olması gerekiyor sizde de. Hani biraz önce MetaMask'taki olay yaptığımız zaman burada arkadaşlar bu mavi olan Polygon oluyor. Burada OVR sayısı artacak. Daha sonra da arkadaşlar haritada istediğiniz bölüme geliyorsunuz. Mesela şöyle İstanbul'a yavaş yavaş bir yaklaşalım. Mesela görüyorsunuz buralar satılmış arkadaşlar. Hep zaten İstanbul'da klasik deniz kenarları bayağı satılmış oluyor. Hani burayı almak istediğinizde burada Initiate Auction var. Yani açık artırmaya katıl gibisinden. Hani buna basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar maviyi seçiyorsunuz. Yani OVR Polygon. Daha sonra Pass Allowance Transaction. Buradan Connect Polygon diyoruz MetaMask'ımızı bağlamak için. Daha sonra arkadaşlar bende 0 OVR olduğu için şu anda 0 OVR gösteriyor. Hani burada siz o MetaMask'ta bahsettiğim olayı yaptıktan sonra OVR olduktan sonra alabiliyorsunuz. Şimdi açıkçası OVR Land almayı bu videoda göstermeyeceğim. Zaten geçen videoda gösterdim. Daha sonra arkadaşlar bu Initiate Auction bölümüne, yani açık artırmaya katı bölümüne giriyorsunuz.
ve teklifinizi veriyorsunuz. Yani mesela ne kadardı? 20 OVR mı? Daha sonra 24 saat içinde birisi eğer sizden daha fazla teklif vermezse siz OVR Land'i almış oluyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar zaten o videoyu da yukarıya koyarım. OVR Land alma videosunu, hani oradan da bakarsınız. Arkadaşlar dediğim gibi NFT videoların en başından beri ben Polygon ağını çok kullandım. Hala da kullanıyorum. Böyle büyük projeler yavaş yavaş teker teker Polygon'a geçmeye devam edecek. Hani benim görüşüme göre ileride bir dahaki boğa sezonunda zaten Matic ya da Polygon alacak başını gidecek. Ha, her videoda dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradenizle ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir dahaki video ne hakkında olsun, aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre bir dahaki videonun konusunu beraber belirleyelim. Videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.